Ha Seher, Adnan'ın pişi kremini gördün mü? Kız elinde ya. Bu bitti, ötekisini bulamıyorum. Her tarafa alt üst ettim, yok. Birini gönderip aldırabilir misin? Acil alıp gelsin. Herkes işte güçte be Nimet. Boşta kimse yok ki. Hay Allah, gelin hanım gelince kıyameti kopartacak. Koparır. E sen hadi git al madem. Atla minibüse, ben seni idare ederim. Hakikaten eder misin? Ederim tabii. O zaman bebeğin mamasını yedirim, altını değiştirim çıkayım. Anacığım ben altını değiştiririm, mamasını da yediririm. Hadi git gel sen. Zahmet olmasın sana. Aşk olsun, ne zahmeti gülüm. Biz arkadaş değil miyiz? Sağ ol Seher, çok iyisin. Haydi haydi git gel bir an eve. Tamam, ben çıkıyorum. Değil mi? Çok güzel vallahi altın. Yok teneke. Kız altın tabii, hem de 22 ayar. Lafa bak, altın mıymış diyor. Gafur abim de paraya kıymış yalnız ha. Yani anacığım, bu koca çukurova'da bir tanecik saniye var. Müsaade et yani, müsaade et de az kıysın paraya. Bana bakayım abla. Tabii canım, gel. Ay ne kadar güzel, maşallah. Nasıl da yakışmış. Sağ ol canım. Çok kısmetli kadınsın Saniye abla. Allah herkese Gafur abi gibi bir koca nasip etsin. Benim gönlüm temiz. Vallahi yani siz de gönlünüzü temiz tutun. Gerçekten Allah zaten gerisini, nasibini, kısmetini veriyor. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Kızlara küpelerimi gösteriyorum kocacığım. Diyorum ki Afrans biricik saniyesine altın küpeler almış diyorum. Çok güzelmiş Gafur abi. Yani saniye kadar güzel olmasa da evet güzel. Tabii şunu da söylemem lazım. Nasıl koskoca Çukurova'da bir tane Gafur ağa varsa bir tane de Saniye Taşkın var, öyle değil mi gülüm? Ay senin Allah'ına kurban. Aslan parçam benim, aslan parçam. Fadik, kalk 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 kalk. Hadi abine bir çay koy. Gülten, buradan börek kat abine yesin. Gel güzel. Pardon, Doktor Müjgan Hekimoğlu'nu nerede bulabilirim? Üst katta. Kayınımgil, Musa Emin'in karısına götürdüydü evvelinde. Müzeyyen ablaya. Bir daha al. Eli şifalıdır, bir şişe çekti. Şimdi ver. Tam dedik, iyi oldu, oh çektik. Gece çorbasını içti, yattı sabahına. Kardeş, gözünüzü seveyim. İki dakika bir susun, hiçbir şey duymuyorum. Tamam mı? Şimdi bir daha teyzeciğim sen. Ver. Bak, ne yapacağız biliyor musun? Ben şimdi senden bir röntgen isteyeceğim. Akciğerlerine bir baksınlar. Ondan sonra tekrar geleceksin, göreceğim. Tamam mı? Hadi geçmiş olsun. Tamam, geçmiş doktorum. Olsun. Anne. Kızım. Anne, sen nereden çıktın? Yavrum. Nasılsın? İyiyim, sen? Ana, ana nefes al. Ana. Teyze ne oldu? Bilmiyorum ki.
Ana! Allah! Sen burada hastaların arasında bekleme. Benim işim de zaten yarım saate falan biter. Şehir kulübümüz çok güzeldir. Orada rahat edeceksin. Kulübünüz mü? Ne çabuk senin de kulübün olmuş. Doktor Hanım buyurun. Halil Efendi, sana zahmet. Annemi kulübe bırakır mısın? Elbette bırakırım. Şu bavulu da benim arabanın bagajına atıver. Tabii. Tamam, sağ ol. Yarım saate yanındayım. Doktor Hanım, bir bakabilir misiniz? Hemen geliyorum. Anne bak, çok açsan da öyle fazla bir şey yeme. Biraz bir şeyler atıştır, akşama birlikte yiyeceğiz. Tamam. Buyur teyze, gidelim. Arabanın frenlerinin kesildiği ortaya çıktı. Yani bunu yapan her kimse benim canıma kastetmiş. İki kişi ölüyordu arkadaşlar, iki kişi. Kale gibi koruduğunuz eve nasıl girdi bu adam? Siz ne yapıyordunuz? Görevinizin başında değil miydiniz siz? Görevimizin başındayız Yılmaz ağam. Altı kişi bütün gece nöbet tuttuk. Gözümüzü kapılardan ayırmadık. Kapılardan girdiğin ne malum Sadullah? Peki duvardan atladı. Belki başka bir yol buldu. Yeni bir yerleşme düzeni yapacaksınız. Boşluk bırakmayacaksınız. 4 saatte de bir yer değiştireceksiniz. Tamam ağam. Fehmi ile Süleyman nerede? Onlar gececi abi. Akşam saat 9'da geliyorlar. Gözünüzü 4 açın. Bulacağız tamam mı? Biz şimdi Çetin'le fabrikaya gidiyoruz. Akşam tekrardan vaziyete bakarız. Anlaşıldı ağam, anlaşıldı ağam. Bir şey alır mısınız? Şimdilik bir şey istemiyorum. Peki efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba hoş kızlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bizler iyiyiz. Demir Bey'i duyduk daha iyi olduk. Aman efendim bu ne gurur, bu ne gurur. Sağ olun. İftihar ettik. Vallahi Demir Bey'le. Çok sağ olun. Demir Bey yüzünüzü güldürdü. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Biz kahve içiyoruz. Siz ne alırsınız? Aa, olur vallahi bir kahve alayım. Sade bir kahve lütfen. Teşekkürler. Bu hanım kim acaba? Biz de ilk defa görüyoruz buralardan. Değil ki ben. Bilmiyorum. Yabancıya benziyor zaten. Çok kasıntı bir şeye benziyor. Değiştirmemiş ki Nimet. Tamam, tamam annesi, tamam annesi. Fadik, Nimet nerede? Bebeğin odasında değil mi? Yok. Seher, Nimet'i gördün mü? Siz çıktığınızdan beridir görmedim gelin hanım. Ben çıktığımdan beri görmedin mi? Kaç saattir? Nerede bu kadın? Aç o bebek, aç! Aç Aminem, aç. Evet. Bak sen bile biliyorsun. Hadi mamasını yap da yedirelim. Karnı aç, altı kirli. Altı olduğu gibi yara olmuş. Nasıl bakıyor bu kadın çocuğuma benim? Gelin hanım, ben kimsenin ekmeğiyle oynamak istemem ama... Ne? Ne biliyorsun Seher? Söyle. Gelin hanım, siz çıktıktan sonra o da arkanızdan çıkıp gidiyor. Nasıl? Nasıl yani? Günahını almayın. Ama siz çıkınca o da kayboluyor. O yokken hep ben değiştirdim Adnan'ın altını. Anlaşıldı. Anlaşıldı.
Neredesin sen Nimet? Adnan'ın pişik kremini alıp geleyim dedim. Adnan'ın pişik kremi falan bitmedi. Az önce değiştirdim ben altını. Yoktu gelin hanım. Bulamadım, Seher söylemedi mi? Neyi? Bir tane daha vardı, bulamadım dedim. Ne zaman dedin? Seher söyledim ya. Sen bir koşu al git demedin mi? Ben öyle bir şey demedim gelin hanım. Seher niye yalan söylüyorsun? Sen demedin mi bir koşu git al gel, ben Adnan'ı idare ederim diye? Ne zaman demişim? Ayıp ama Nimet. Asıl sen yalan konuşuyorsun. Gelin hanım, benim bir suçum yok. Tamam Nimet, tamam. Bu kaçıncı ihmalin, farkında mısın? Geçen de Adnan'ın yüzünü kıpkırmızı buldum. Bu ne dedim, bir şey yok dedin. Maması bitmiş, haberin yok. Kaçıp gidiyorsun, bir de bu huyun çıktı. Nasıl bakıyorsun sen benim çocuğuma? Benim artık sana güvenim kalmadı Nimet. Gelin hanım, benim bir suçum yok. Hiç boşuna kendini yorma. Sabrım taştı artık benim. Kendine yeni bir iş bulursan iyi edersin. Gelin hanım, yemin ederim ki benim bir suçum yok. Mağdur etmeyeceğim seni, merak etme. Ama artık sana çocuğumu emanet edemem. Seher, ne yaptım sana? Niye böyle bir şey yaptın? Niye benim ekmeğimle oynadın? Nasıl oynamışım ben senin ekmeğinle? Sen demedin mi çarşıya git al? Ben idare ederim diye. Ne? Ne zaman demişim? Delirdin sen herhalde. Hayal görüyorsun. Seher. Sen çok fena bir insansın. Korkunç bir kızsın. Ne diyorsun sen be? Senin o ağzını yırtarım ha. Doğru konuş benimle. Sensin korkunç. Yine eksik var abi. Bu sefer ne kadar? 500 kilo. Her hafta 250 kilo eksik çıkıyordu. Bu sefer 500. Bir iş var abi bu işte. Var, bir iş var. Yüzünün asıklığı 100 metreden belli oluyor. Hayırdır evlat? Pamukta yine eksik var baba. Bu sefer 500 kilo. Vay, bununla beraber 1,5 tonu buldu abi. He. Fare pamuk yemediğine göre kedinin olmadığı yerde farenin biri bey olmuş. Uzun elli bir fare var burada anlaşılan. Aynen baba. Ne yapacağız abi? Vallahi o eli uzun kimse bulacağız. Yapacak bir şey yok. İyi de nasıl bulacağız? Yılmaz abim bulur Çetin, merak etme. Hadi ben çıkıyorum. Nereye? Bir işim var evlat. Haklısın, çok özür diliyorum, beklettim. Ama tam çıkacağım, bir sürü hasta geldi gitti, bırakamadım ki. Keşke geç geleceğim deseydim. Ben de biraz şehri gezerdim. Gerçi bu kaşık kadar şehirde gezilecek neresi varsa. Anne, Adana burası ya. Gezecek bir sürü yer var tabii ki de. Sen merak etme, ben seni hepsine götüreceğim. Ne yedin bakayım? Çok bir şey yemedin inşallah. Çünkü çok güzel bir kebapçıdan rezervasyon yaptırdım. Akşama gidiyoruz. Bak buranın aman, en meşhur... Hayır, hayır. Kebaptan haz etmediğimi biliyorsun. Sen Adana'nın kebaplarını bir ye de ondan sonra göreceğim ben seni haz ediyor musun, etmiyor musun? Kalkalım. Kalkalım. Tamam. Bahar kermesi için okul müdürüyle görüşelim mi? Aa, ben görüşürüm. Sen tamam, hiç merak etme. Tamam. Berikacığım. Ben bir merhaba tamam diyeyim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Müjgan Hanım, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Tanıştırayım. Annem Sevil. Hünkar Hanım, Adana eşrafından Demir Yaman'ın annesidir. Anneciğim. Nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederim. Kızınızı görmeye geldiniz, öyle mi? Ne güzel. Buyurmaz mısınız, bir kahve içelim? Ay yok, çok teşekkür ederim. Züleyha evde zaten.
Sahi o nasıl oldu? Daha iyidir inşallah. Ha, gayet iyi. Siz nasılsınız? İyi görünüyorsunuz. İyiyim. İyiyim, sağ olun. Verilmiş sadakamız varmış gerçekten. Allah ikinizi de korudu. Ne oldu? Neden bahsediyorsunuz siz? Yok, çok mühim bir şey değil. Hünkar Hanım'ın geliniyle ufacık bir kaza geçirdik. Kaza mı? Ne kazası? Ben biraz telaşlandırdım, kusura bakmayın. Peki, görüşmek üzere. Ne olduğunu söyleyecek misin? Anneciğim, mühim değil dedim ya, trafik kazası. Yaralandın mı? Yok be anneciğim. Ben başımı direksiyona çarptım. Hünkar Hanım'ın gelininde de ufak tefek bir iki yara bere var. Önemli bir şey yok. Nasıl oldu kaza? Anneciğim, canımın içi, mühim değil dedim. Mühim miydi diye sormuyorum. Bana neden haber vermedin? Sen ta Amerika'daydın. Buradan oraya seni niye telaşlandırayım? Böyle daha mı iyi oldu yani? Ne olursun bu konuyu kapatalım mı artık? Hadi gidelim şu kebapçımıza, güzel güzel bir şeyler yeriz. Orada konuşuruz rahatça. Hı, ben eti azalttım kızım. Yemeyeceğim, öyle kebapçıya falan gitmek istemiyorum. Evine gidelim. Ben senin evinde zaman geçirmek istiyorum. Tamam, olur. O zaman ben hesabı isteyeyim. Giderken de bir iki bir şey bakarız. Sebze meyve istiyorsan alırız belki, olur mu? Tamam, bırak. Sülü ortala oğlum, onu ortala. Ya İbo dayı bir bak hele, bu ortala değil ya. Bir şey de becerin ya. İbo dayı şöyle ortalayın ya. Bak hele ya. Ya ne kadar... Büyük hanım. Gafur, ne bu bayraklar böyle? Nereden buldun? Büyük hanım, kulüpten aldım, getirdim. Sizin müsaadeniz olmadan astım ama. Yok, çok güzel olmuş. Eline sağlık. Aferin. Tamam büyük hanım. Her yere asacağım. Tamam, hadi gidelim. Tamam, güzel. Ortalayın ama bak. Ortalayın onu, öyle güzel ortalayın ya. Ya bir şeyi de becerin be kardeşim. Böyle apar topar toplanmaların lüzumu yoktu. Yeni bir iş bulana kadar kalabilirsin. Madem bana güvenmiyorsunuz, kalmam da doğru olmazdı Gelin Hanım. Sen bilirsin. Nereye gideceksin? Ankara'ya. Ablamın yanına. Trenle mi? Hayrola, bir şey mi oldu? Nimet işten ayrılıyor anne. Daha doğrusu ben gönderiyorum. Öyle mi? Mutlaka bir sebebi vardır. Var. Artık güvenim kalmadı. Böyle olsun istemezdim Nimet ama... ...insanın bir kere güveni kaybolunca bir daha yerine gelmiyor Nimet. Beni anla lütfen, çocuğum söz konusu. Yine de emeklerin için teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Hayırlısı olsun kızım. İnşallah gönlüne göre bir yer bulursun. Seher, Gafur'a söyle de Nimet'i gara bıraksın. Lüzum yok. Ben kendim giderim Gelin Hanım. Ne oldu da böyle apar topar yolladın? Bir şey mi oldu? Adnan'ı bırakıp gitmiş anne. Geldiğimde çocuk ağlamaktan katılmıştı. Karnı aç, altı yara içindeydi. Ben de istemezdim göndermek ama elimden başka bir şey gelmedi. Bir de Seher'i karıştırdı. Ona söyledim mi, ne dedi? Ne dedi Seher, söylesene. Öyle mi? Büyük Hanım, ben beni neden karıştırdı hiç anlamadım. Anlat Seher, bana ne anlattıysan anneme de anlat, bilsin. Siz Gelin Hanım'la evden gittikten sonra o da arkanızdan çıkıp gidiyordu. Nasıl, nereye gidiyor? Orasını bilmiyorum. Ama siz gelmeden nefes nefese dönüyordu hep. Niye daha önce söylemedin? Ben siz anlarsınız diye düşündüm büyük hanım. Neyse canım, tamam, iyi olmuş. Başkasını bulursun. İstemiyorum anne. Ben kendi çocuğuma kendim bakarım. Kimseye güvenemem artık. Tamam arkadaşlar, tamam. Sağ olun.
Nihayet Demir Bey, sayenizde yüzümüz yerden kalktı. Daha bu başlangıç Kerim. Daha birinci lige çıkacağız, şampiyonluğa oynayacağız. Çukurova'nın gücünü bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Hadi bakalım, kolay gelsin. Tebrikler Demir Bey. Tebrikler Demir Bey. Tebrikler Demir Bey. Savunmada bir problem yok da, sol bekte Cengiz biraz zayıf kalıyor Demir Bey. Güçlendireceğiz Ercan. Cengiz'i ileri alacağız. Sol tarafa da yeni birini bulacağız, halledeceğiz. Çok özür dilerim. Mecbur kaldım. Tamam, mesele değil. Kupayı tebrik etmeye gelmedin herhalde. Onu da tebrik ederim. Bir Adanalı olarak kutlarım seni. Demin baktım da bunun yerine burada babanın eski usul gül ağacından yaptırdığı bir masası vardı. Baban çok titiz bir adamdı. Üstüne böyle cam kaplatmıştı. Leke oluyor diye günde 10 kere sildirirdi bunu. Bir keresinde çekmeceyi açmış, çekmece kapanmıyor. İtiyor itiyor, çekmece kapanmıyor. İtiyor kapanmıyor. Sonunda bir tekme attı çekmeceye. Çat, ortadan ikiye bölündü çekmece. Boş lakırtıyı ayıracak zamanın çok belli ki. Ama benim zamanım yok. İşim gücüm var. Baban düşünmeden hareket ederdi. Önüne arkasına bakmazdı. Çok fevri bir adamdı. Ben ona derdim Adnan, uhuletle suhuletle derdim ama o pek oralı olmazdı. Gevezeliği bırak da ne söyleyeceksen söyle. Sen annene çekmişsin, babana değil. Annen düşünerek hareket ediyor. Düşünüyorsun ama doğru düşünmüyorsun. Hep yanlış, hep yanlış. Ne olacak böyle? Bana bak. İş yerime de evime de elini kolunu sallayarak giriyorsun. Benim sabrımı taşırıyorsun. Sabrı öğrenmek sabır işidir. Sen sabır taşımıyorsun ki sabrını taşırasın. Bu ne? Neymiş? Bu ne bu, bu? Her neyse umurumda bile değil. O zaman ben söyleyeyim. Bu Yılmaz'ın arabasının fren parçası. Bana ne bundan? Sana ne mi? Ne demek ulan bana ne? Senin karın vardı o arabada, karın, karın. O frenini kestirdin arabada, karınla iki manın vardı. Ölüyorlardı ulan senin yüzünden, ölüyorlardı. Sessiz ol. Sen beni neyle itham ettiğinin farkında mısın? Farkındayım. Ben seni Yılmaz'ın arabasının frenlerini kestirtmekle itham ediyorum. Defolup git buradan. Hemen. Mert ol biraz, mert, mert. Bol geliyor değil mi mertlik? Namertliği bırak. Senin o Ali Cengiz oyunlarının yüzünden ben 20 sene hapis yattım, 20 sene. Ben senin içini biliyorum be. Yaman'ın Demir. İkimiz de bunu senin yaptırdığını biliyoruz. Ben biliyorum, sen biliyorsun, Allah biliyor. Sanma ki bu senin yanına kalacak. Hep hesap kitap değil mi? Hep hesap kitap. Ama hesapta olan değil, nasipte olan geliyor işte insanın başına. Al. Belki lazım olur. Sana son söz. Bunun hesabını senden soracağım. Sakın benim merhametime güvenme, sakın. Adaletin hesap sorduğu yerde merhamet hakkını kaybeder. Vereceksin hesabını. Asıl yılan sensin. Senin başını ezmek lazım. Oo Fehmi abi, hayırdır kimin arabası bu ya? Benim, kimin olacak? Nasıl senin ya? Daha düne kadar metalaya kurşun atıyordun. Araba alacak parayı nereden buldun? Hesap mı vereceğim kardeşim? Çalıştım, kazandım. Sen de çalış, sen de al. Ben yolum yer yerden, yolum yer yerden. Hey yavrum hey. Fehmi'nin arabası 120 basıyor, 120.
Çatlayın. Demek sendin ha Fehmi. Ulan hay Allah'ım. Ayranı yok içmeye, tahtırevanla gider. Neyse. Şu giden senin fekele değil mi ya? Vallahi da odur. Gördün mü beni? Baktın mı tarafa? İşte şu da benim evim. Hadi anneciğim gel. Gel girelim. Hadi. Gel gel gel. Gel anneciğim. Ben anneciğim alayım elinden. Hoş geldin. Gel hadi içeri geçelim. Hadi gel. Şimdi ben birazcık camları açacağım. Hemen havalanacak. Bak mis gibi olacak biliyorsun. Ben tabii çok erken çıkıyorum sabah. Hep kapalı kalınca böyle şey oluyor. Yani söylemeyeyim diyorum ama dayanamayacağım. Sen kendini bu eve layık görüyor musun? Layık görme meselesi değil ki anne. Param buna yetiyor. Param buna yetiyor ne demek? Senin paraya mı ihtiyacın var? İstersen babanın hastanesinde... Anne ne olur başlama gene babanın hastanesi diye. Ya ben de biliyorum babamın hastanesinde çalışabileceğimi. Kaç kere konuştuk bunları. İstemiyorum ki ben orada çalışmayı. Babam parasını da istemiyorum. Ben kendi ayaklarım üstünde durmak istiyorum biliyorsun. Ne olur. Aynı şeyleri 100 kere konuşmayalım. Peki. Sen böyle mutluysan benim diyecek bir şeyim yok. Mutluyum. Çok mutluyum. Hem biliyorsun benim öyle parayla pulla bir ilişkim olamadığı için. Gel bakayım sen şöyle gel. Gel benim sultanım şöyle bir otur gel. Aldım onu. Rahat et otur. Anne keşke geleceğin önceden haber verseydin. Başhekimle konuşurdum. Şöyle birkaç gün izin alırdım. Senle ikimiz bir tatil yapardık. Gerçi gene yapabiliriz. Gene izin alırım ben. Bak, Hatay'a gidebiliriz, Mersin'e gidebiliriz. Ne dersin? Senle ikimiz şöyle şuraların bir tozunu attıralım mı ana kız? Müjgan, ben buraya gezmeye gelmedim. Tamam, anlaşıldı. Babam yetiştirmiş herhalde her şeyi. Evet, yetiştirdi. Siz görüşüyorsunuz yani. Elbette. Çocuklarımız mevzu bahisse her zaman görüşürüz. Hem şimdi sen bırak babanı bakalım. Bana şu mektuptan bahset. Babana gönderilen mektuptan açıkla bunu. Üf, anne ya. Ne demek anne ya? Cinayetten hapis yatmış bir adamla evlenmeye kalkmak nasıl bir şey? Sen aklını mı kaçırdın Müjgan? Anne. Anneciğim. Biz ne zamandır görüşmüyoruz? Bir sene oldu mu? Bunun konumuzla ilgisi ne? Çok ilgisi var. Bir senedir görüşmüyoruz ve bana ilk soracağın şeyler bunlar mı? Ben seni gördüm diye sevinçten içim içime sığmıyor benim. Ne olur. Bak, ne yapalım biliyor musun? Şimdi birazcık hasret giderelim. Biraz böyle bir sohbet edelim, birbirimize bir doyalım. Ondan sonra söz veriyorum sana. Bak söz veriyorum, izli sözü. Ne istiyorsan sorabilirsin. Her şeyi sorabilirsin, hepsini cevaplayacağım. Tamam mı? Hı? Tamam. Babaannesi. Ay sen ne oldun böyle? Sen ne giydin böyle babaannem? Oh kuzum benim. Ay, ne diktin bebeğe? Forma diktim haminlem. Çok
Kurova forması. Beğendin mi? Anneciğim kupayı bizim takım aldı ya. Ay maşallah, maşallah. Metin Oktay mı attı golü? Anne sen nereden hatırlıyorsun Metin Oktay'ı? Ma tabii hatırlıyorum Metin Oktay'ı tabii. Ah benim canım. Canım benim babaannesi. Saniye hazır mı her şey? Hazır olmak üzere. İyi. Demir de gelmek üzeredir. Büyük Hanım. Ha can. Masada turunç rengi olsun diye tarator yaptım. Allah aşkına bakayım. Ay çok güzel olmuş. Elinize sağlık Saniyeciğim. Çok güzel olmuş. Her şeyi çok güzel yapmışsın. Demir çok sevinecek. Sevinmesini istedim. Hak ediyor. O gün Demir gelmeden hastanede o kadar kötü hissettim ki anne kendimi. Ama anladım. Sonunda anladım. Beni Demir'den başka seven hiç kimse yokmuş bu dünyada. Bu söylediklerine o kadar çok sevindim ki. Demir'in seni ne kadar çok sevdiğini artık anladın değil mi? Tamam. Sağ ol. Bugün akşam hiçbirinize çalışmak yok. Hepiniz serbestsiniz. Şu kupayı gidin evlerinize kutlayın, tamam mı? Allah'ım seni Allah'ım yaptırmayın. Hadi bakalım. En büyük başkan, bizim başkan. En büyük başkan. Sen de bir Çukurova olur. Sen de bir Çukurova olur. Başkan, Çukurova şampiyon. Formayı sen mi diktin? Hı hı. Harika olmuş. Hadi girelim içeri. O gece nöbette sen, Nizamettin, Hurşit, Süleyman. Fehmi, Sadık. Fehmi, Sadık vardı. Başka? Bu kadardı o gece. Peki, helam da geldi. Tamamdır, sen nöbet yerine geç. Hoş geldin. Hoş bulduk Çetin. Yılmaz evde mi? Yılmaz abim Necati abinin dükkanına gitti ama. Niye? Ne işi varmış orada? Bilmiyorum, bana bir şey söylemedi. Ağam, kazadan önceki gece nöbette olanların isimlerini aldım. Yok yok, gerek yok. Ben o kim olduğunu öğrendim. Hangi iş ağam? Fehmi. Fehmi mi? Fehmi ya. Daha düne kadar ekmeğim yok diye ağlayan adam altına küçük bir şey almış. 120 basıyor diye hava yapıyorum. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Ben ona 120'yi göstereceğim de. Neyse. Fehmi Demir Yaman'a çalışıyor yani. Ağam bana izin ver ezeyim kafasını. Yok yok dur dur. Dur bakalım. Önce bir tam bir emin olalım. Ondan sonra bakarız çaresine. Benimkisi sadece şüphe. Şüpheyle hüküm verilmez. Sen şimdi kimseye bir şey söyleme. Yılmaz'a da bir şey söyleme. Fehmi gelince bana haber ver sadece, tamam mı? Baş üstüne. Hadi şey. Çok uğraşmışsın. Ne olacak canım? Sen o kadar emek verdin, başardın, kupayı aldın. Kutlayalım istedim. Kaç kere kızım hadi siz karı koca gidin dışarıda yiyin dedim ama... İstemedi. Birlikte bir şeyler yapalım istedim. Daha iyi olmadı mı? Çok güzel oldu, çok. Öyle mesut ettin ki beni, bilemezsin. Şu an kupa kazanmaktan 1000 kat daha büyük bir saadet yaşattın bana. Ay, ay Metin Oktay değil mi bu? Metin Oktay'sın sen. Golü sen mi attın? Aferin sana, tebrik ederim, tebrik ederim.
Senin istikbalin çok iyi, çok. Keşke Aminem, keşke. Ama bir futbolcu olmak isteseydim Metin Oktay olmak isterdim. Senin bu kızın var ya Hünkar Sultan. Başımıza futbolcu mu olacaksın diye diye göndermedi beni topa. Aa, ben mi yaptım? Evet, sen. Oğlum sen beceriksizsin zaten. Vallahi. Ay, takıma bile almadılar seni. El alem o sümüklü çocukları haldır haldır koşuyor bu kenarda. Vallahi gücüme gidiyordu. Yemin ediyorum. Oğlum sen kabiliyetsizsin, kabul et. Vallahi gücüme gidiyordu ya. Doğru söylüyor. Nasıl taze? Çıtır çıtır. Yer misin? Yok canım. Anne, bir ıspanaklar var burada. İnanamazsın. Ya o kadar taze ki. Yağlar, peynirler, yumurtalar, her şey yani. Bu yanmıyor. Ha, o bozuk o. Yemeği nasıl yapacağız? Sen dur, bekle. Bunu da yapacağız. Bu ne zamandır bozuk? Vallahi bir ay olmuştur. Hiç vaktim yok ki yaptırmaya. Anne, ne bakıyorsun öyle dünyanın sonuymuş gibi? Ay, alt tarafı bir ocak. Alt tarafı bir ocak. Alt tarafı bir mutfak. Alt tarafı bir ev. Tamam. Babandan para alma. Ama daha iyi bir ev tut. Lütfen. Ben vereceğim kirasını. Anneciğim, ben iyiyim burada. Mutluyum. Niye anlamıyorsun? Ya bu sefalette nasıl mutlu olursun? Ben seni böyle mi yetiştirdim? Bir elin yağda, bir elin baldaydı. Doğru. Çok doğru. Bir elim yağda, bir elim baldaydı. Ama evde huzur yoktu. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Al, ye hadi şundan. Çok güzel vallahi bak. Allah Allah. Hak etmiş o zaman kovulmayı. Başından ayrılmak ne demek? Bir an bile gözünü ayırmaması lazımdı. Onun işi o. Nimet'i de ben istedim ama referanslarına aldandım ben de. Hayatım, ben sana bir şey söylemiyorum ki. Kendini niye üzüyorsun? Nereden bileceksin böyle olacağını? Ama bak, hazır gitti. Gelin beni dinleyin. Ecnebi bir mürebbi alalım hele. Hayır Demir. Ben bakarım, istemiyorum. Yavrum, biz zaten mürebbiyeyi sen dışarı çık biraz hava al diye alıyoruz yani. İyi, Seher baksın o zaman. Seher mi? Hı. Hazır konu aldık. Gülten de mutfağa döndü. Adnan'dan Seher mesul olsun. Bir tanem. Seher tahsilsiz, görgüsüz bir kız. Yine tahsil mevzu. Ben de tahsilsizim Demir. Züleyha, yine aynı alıngalık mı? Niye üstüne alıyorsun ki sen? Hem sen tahsillilerden daha görgülüsün. Merak etme. Tamam canım, tamam çocuklar. Hiç tartışmayın. Ama bak Demir, ben sana söyleyeyim. Ben evin içine ecnebi mecnebi sokamam oğlum. Vallahi ben Seher'den emin olamadım anne. Ben onu Huğlar'dan tanıyorum. Ağzı sıkı. Güvenilir. Becerikli de. Ayrıca benim gözüm onun üstünde olur. Sen merak etme. Saniye abla kaymaklı kadayıf yapmış size. O da geldi. Seher. Kızım, sen bizim Adnan'a bakabilir misin? Adnan'a? Ben beyin onunla bakmaya layık değilim ki büyük hanım. Seher, o ne biçim laf? Sen çok seviyorsun Adnan'ı, çok da ilgileniyorsun. Bize bu lazım. Ne diyorsun Demir? Madem ikiniz de istiyorsunuz. Tamam. Tamam, o zaman bundan sonra Adnan'a sen bakacaksın, oldu mu? Baş üstüne. Huyunu suyunu biliyorsun zaten. Nimet'in odasına yerleşirsin, olur mu?
bunlar. Amma abartma ha. Gafur! Ne yapıyorlar bunlar dışarıda? Yeter artık, tamam. Yok beyim, bunlar maraba değil. Şimdi sizin takımdan arkadaşlar geldiler. Siz gitmeyince merak etmişler, gelmişler. Buraya biraz da tezahürat yapıyorlar. Ben de bir şey demedim tabii. Yemek mi vardı? Şampiyonluk için yemek vermiştim, adettenmiş. Niye söylemedin Demir? O kadar güzel hazırlık yapmışsın ki. Kıyamadım. İyi, bitti yemeğimiz. Git istersen sen. Hayır hayır, beraber gideceğiz. Benim ne işim var ki orada? Ama diğer yöneticiler işleriyle geliyormuş. Ben sensiz gider miyim hiç? Anne, sen de gel. Ay yok yok yok, ben istemem. Hayır, siz karı koca gidin. Zaferinizi kutlayın. Hadi bakalım. Ben bir kalkıp bakayım şunlara. Seher. Hadi bakalım kızım, görev başına. Sen de Adnan'ı al, odasına götür. Gelin ama niye kovmuş ki Nimet'i? Vardır bir sebebi gülüm. Nerede akşam yordu? Büyük hanım öyle kolay kolay herkesi göndermez. İtiraz etmediğine göre demek çok büyük bir kabahat işledi yani. Ben biliyorum sebebini. Neymiş? Seher anlattı. Ne dedi? Bebeğe iyi bakamıyormuş. Gelin hanım çarşıdan döndüğünde kıyameti koparmış. Bebenin altı kıpkırmızı olmuş pişik diye. Vay kurbanım. Seher iki de bir nereye kayboldu bu? Yavuklusu mu var, nesi var diye soruyormuş. Seher ne demiş? Gözümde gördüğüm bir şey yok demiş. İyi, yavuklusu da vardır, her şeyde vardır o kadının. Zaten ben onu ilk gördüğümde anladım yani. Hani böyle diye bir şeydi, böyle koskoca. Niye kıza benziyor diyor? Sevmiştim ben. İse gitsin, cennete girsin Gülten. İşini iyi yapacaksın. Yani mühim olan o. Pilavı bitirmeziz inşallah. Otur kocacığım, otur. Ay vallahi senin yemen de yarıda kaldı ha, yazık. Gafur abi ya. Bebeğe kim bakacakmış? Ecebi birini mi getirecekler? Seher bakacak. Seher mi bakacak? He. Büyük hanım söyledi. Ne zaman dedi? Şimdi. Çocuğu al götür dedi, yatır. Oy vallahi ya. Buralardan gel. Önce mutfağa gir. Sonra en tepeye yukarı çık. Talih kuşu kondu vallahi Seher Hanım'ın başına. Ne oldu kız, Harun'a mı gitti? Gitmesin mi Gafur abi? Ha? Seher Hanım'ın bizden üstün nesi var ki? Fadik doğru söylüyor abi. Bizim bütün gün ahırlardan temizliğe, bahçeden çamaşırlara belimiz çıkıyor vallahi. Seher Hanım kucağında bebeğiyle dönsün dursun vallahi, devam mı? Ya Seher'in altından kalkacağı iş mi bu? Ha? Yanlış yaptılar. Ben size söyleyeyim. Çok büyük yanlış yaptılar. Üç güne alırlar boyunlarının ölçüsünü. Ben de böyle Seher yahasından tuttuğum gibi hurlara bırakır geri gelirim. Ah, buraya yazıyorum. Çok büyütüyorsunuz bazı şeyleri ha. Çok güzel oldun. Sana aşığım bir tanem. Ömrümün sonuna kadar da öyle olacağım. Hayattaki en önemli şeyin sevmek olduğunu zannederdim. Ama daha mühim, daha kıymetli bir şey varmış. Sevilmek.
bakarım Adnan'ı alayım mı? Yok Seher, uyuyor sonra alırsın. Nasıl isterseniz. Seher. Buyurun beyim. Bundan sonra kıyafetlerine itina göster. Artık hizmette değilsin. Benim oğlumun bakıcısın. Biz şimdilik buradan bir şeyler ayarlarız ona. Sonra münasip bir şeyler diktiririm ben. Abin sana ne yolladı? Türkiye'ye daha gelmemiştir dedi. Ya canım benim. Nasıl da biliyorsun sevdiğimi? Abine söylemedim. Neden anne? Ben Yılmaz'ı sevdiğimi kimseden saklamıyorum ki. Söyleseydin. Müşkan, ne kadar rahat söylüyorsun. Ne deseydim ha? Kardeşin katilin birine aşık olmuş, baban da onu evlatlıktan reddetti mi? He? Çok sağ ol anne ya. Bu mu bulduğun kelime? Katil. Çok güzel. Neyse. Bunları sonra konuşuruz. Ben bir yemeğe bakayım. Sönmüş bu. Tüp bitmiş. Harika. Müjgan! Ne oldu? Tüp bitmiş. Tamam, panik yapma. Bırak, her şeyi bırak. Kulübe gideriz. Akşam yemeğimizi güzelce orada yeriz, tamam? Buyurun. Hayırlı akşamlar yenge. Hayırlı akşamlar da yanlış geldiniz herhalde siz. Yok yok, yanlış. Kesin arkadaşlar. Ne oluyor? Dikkat edin. Burası otur. Ama dikkat edin. Ne oluyor dedim Yılmaz? Senin ocağın bozulmadı mı? Bozuldu da. Ee? Ama bana fırınlı ocak getir demedim ki. Senin vaktin yoktu, ben aldım işte. Olmaz öyle şey. Allah aşkına söyle şunlara götürsünler geri. Ya adamlar buraya kadar getirdi, olur mu öyle şey? Sen beni kırıyor musun? Ya gerçekten ben bunu kabul edemem. Bu ne ya? Ben sana şunu alamayacaksan bizim ilişkimizin ne manası var? Hı? İyi akşamlar. Hay Allah, misafirim varmış. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Ben misafir değilim. Müjgan'ın annesiyim. Sevil. Ha, öyle mi? Memnun oldum ben de Yılmaz. Yılmaz Akkaya, Müjgan'ın... Biliyorum. Sizden haberim var. Memnun oldum tanıştığıma. Ben de memnun oldum. Yılmaz abi. Ha, tamam mı? Çalışıyor değil mi baktası? Canavar gibi. Ah. Sağ olsun. Hayırlı akşamlar abi. Ne müdefak yaptığının farkında mısın? Başka türlü değiştirmeyecektin. Yemeğe buyurmaz mısınız? Birlikte yiyelim. Yok, ben kalmayayım, rahatsız etmeyin. Çıkacağım zaten. Rahatsızlık ne demek? Memnun olurum. Ben de çok memnun olurum. Çünkü... çünkü... Anladığım kadarıyla annem seni daha yakından tanımak istiyor. Bence kal. Öyle mi? Peki o zaman. Ben bir ocağa bakayım. Annenin geleceğini niye söylemedin? Benim de haberim yoktu ki. Bir baktım hastanede. Amerika'da değil miydi? Amerika'daydı, dönmüş. Ne yapacağım ben şimdi, elim ayağıma karıştı ya. İşte öyle gözükmüyorsun ha? Ocağı çok beğendim. Kızım adına teşekkür ederim. Estağfurullah. Sen de bak istersin ocağa. Bakayım. Ben de bir bakayım. Bakayım ben.
Ben de bir bakayım. Şimdi yaz bakalım. 117. 117. Tamam, altına 41. 41. Heh, şimdi toplama işaretini çek. Aferin. Şimdi topla bakayım onları, ne çıkacak? Fekir ağam. Fehmi geldi, çocukları da topladım. Tamam Çetin, geliyorum. Heh. Şimdi bak, bunları topluyorsun kara böcek. Bunları da toplayacaksın. Ben gideceğim, geleceğim. Sonra soracağım sana ne yaptın diye. Tamam mı? Tamam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Yılmaz abiniz sizlerle konuşmuş, öyle değil mi? Konuştu ağam. Dediklerini dikkate aldınız mı peki? Aldık ağam. İyi, güzel, aferin. O zaman bundan sonra gözünüzü kulağınızı açın. Buraya sizden habersiz yabancı hiç kimse girmeyecek, tamam mı? Fehmi, sen gececi misin? Gececiyim ağam. Sen bundan sonra gündüze geç. Şimdi git evine uyu. Sabah 7'de kapıda ol. Nasıl emredersen ağam. Emretmem ben, rica ederim. Hadi. Hadi sizler de dağılın, işinizin başına gidin. Ay bu ne? Tarçın anneciğim, bozanın üstüne atılır ya. Hadi canım. Hı. Ah, gel Gafur, ne oldu? Büyük hanım, Fehmi diye biri geldi. Demir Bey'imi görmek istiyor. Ne istiyormuş ki? Vallahi bilmiyorum, söylemedi. Önemliymiş ama. E tamam, yok de. Söyledim ama illa Demir Bey'imi göreceğim diyor. Çok mühimmiş büyük hanım. Tamam. Anne. Anne otur, geliyorum. Sakın kendin içme, tamam mı? Sen dur. Hayrola oğlum? Ben Demir Ağa'yı görecektim de. Demir Ağa yok. Bana söyle, ben annesiyim. Bir mevzu hakkında görüşecektim. Hangi mevzu? Oğlum söylesene. Ben Demir Ağa'm bugün annesi. Sen tanıyor musun bunu? Yok büyük hanım, ilk defa görüyorum. Annem eti bayağı bir azalttı da o yüzden bugün ağırlıklı olarak sebze yiyoruz. Ben sebze de severim. Ben bir pilava bakayım. Siz kebap sevmiyorsunuz anlaşılan. Pek sevmem. Ama Müjgan çok ısrar ediyor, bir dene diyor. Bence denemelisiniz. Bizim kebaplarımız nefistir. Bu Adana'da bağımlılık yapan bir şey mi var? Nasıl? Anlamadım. Müjgan, şehir kulübümüz çok güzeldir diyor. Siz şimdi kebabımız çok güzel diyorsunuz. İkiniz de İstanbullusunuz. Nedir bu Adana'yı bu kadar sahiplenmek? Aslında Adana bizi sahiplendi Sevil Hanım. Tabii Müjgan adına konuşamam ama. Burası bana yuva oldu. Ben kendimi burada buldum. Aşkımı, manevi babamı. Mektuptan haberiniz var sanırım. Müjgan'ın babasına yazılan mektuptan. Siz sormadan ben hepsini söyleyeyim. Mektupta yazılanların hepsi doğru. Zamanında sevdiğim kıza tasallut etmeye çalışan bir adamı öldürdüm, için hapse yattım. Eskiden oto tamircisiydim. Tahsilim yok. Sekiden terkim. Okulu bıraktım. Mecburiyetten. Ne
Bugün hayatımın en güzel günü olabilir. Çok sevindim. İyice kupalara. Hayır, kupayla alakası yok. Seninle alakası var. Seni ilk gördüğüm günden beri beni seveceğine dair ilk defa bu kadar ümitlendim. Beni seveceğine dair. Kazadan sonra o ilaç kokulu odada kendimi o kadar yalnız hissettim ki. Hiç kimsem yok gibi hissettim. Koca dünyada yapayalnız. Bir oğlum var. Bana da bir şey olursa ona kim bakacak diye düşündüm. Sonra sen geldin. Elimi tuttun. Dedim Demir var. Yalnız değilim ben. Bana bir şey olursa gözüm arkada kalmaz. O Adnan için canını verecek kadar iyi bir baba dedim. Ben seni seviyorum Demir. Bunu söyledin ya, bana yeter Züleyha. Bana yeter. Koza elle toplanıyor, fabrikaya geliyor. İşlendikten sonra hidrolik preslerde balyalanıyor, sonra da satışa gidiyor. Biz babamla bunda kalmayıp iplik üretmeye başlayalım dedik. Sonra kısmet olursa kumaşa geçeceğiz. Alaaddin Yıldızoğlu ile ortak bir iplik fabrikası kuracak Yılmazlar. Tekstil kralı Alaaddin Bey mi? Siz tanıyor musunuz? Ben şahsen değil, ortak tanıdıklarımız var. Çok güzel. İşiniz oldukça hakimsiniz. Teşekkür ederim. Burada öğrendim. Daha doğrusu hayat pek çok şeyi bana burada öğretti. Neyse artık müsaadenizle ben kalkayım. Ya otursaydın biraz da. Yok yok, kalkayım. Sen zaten erken kalkacaksın. Sevil Hanım da yol yorgunu. Ben çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de. Ben mutfaktayken çok sıkıştırdım seni. Canım okudum. Ya bir dalga geçme. Yani bilmiyorum, bir şey demedim. Sence sevdin beni. Önemli mi? Senin için önemli değil. Benim için sadece sen önemlisin. Benim için de sen. Evet. Ne evet? Anne çatlatmasana, bir şey söyle. Beğendin mi? Nasıl buldun? Çok beğendim. Vallahi mi? Çok dürüst biri. Hiçbir şeyi saklamadan bir bir anlattı. Çok da yakışıklı. Yakışıklı değil mi? Ben oturup kalkmasını biliyor. Düzgün konuşuyor. İstanbul terbiyesi aldığı belli. Ama sana uygun mu? Neden? Lise 2'den terk diye mi? Müşgan, bu durumun mesele olmayacağını zannediyorsun. Ama yanılıyorsun. Olur, her zaman olmuştur. Ayrıca sadece tahsil meselesi de değil. Çiftler aynı kültürden olmadığı zaman... Anne, bir an ümitlenmiştim biliyor musun? İlk defa. Bu defa beni mesut edecek bir şey söyleyeceksin sanmıştım ama... Hala her zamanki hiç kimseleri beğenmeyen Sevil Hanım'sın. Müjgan, ben senin iyiliğin için. Senin mesut olmanı istiyorum. Yanlış bir adım atıp bedbaht olmanı istemiyorum. Sen çok doğru bir adım attın değil mi anne? Babam da sen de üniversite mezunuydunuz. İkiniz de var.
ağırlıklı ailelerden geliyordunuz. Peki neden mesut olamadınız anne? Niye abimi de beni de küçücük yaşlardan itibaren yatılı okullara gönderdiniz? Halbuki kağıt üstünde ne kadar güzel bir evliliğiniz vardı değil mi? Ben Yılmaz'a aşık oldum anne. Onu her düşündüğümde benim şuramda kuşlar uçuyor. Biliyor musun? Evet, tahsili yok. Diploması yok. Hiçbir şeysi yok. Ama o kadar güzel bir kalbi var ki. Yılmaz benim bu hayatta tanıdığım en güzel insan. Benim onayımı mı istiyorsun? Annemsin. Onayını istemez miyim? Madem Yılmaz'ı bu kadar çok seviyorsun, onunla mutlu olacağına inanıyorsun, bana diyecek bir şey kalmıyor. Kaç balya alacağız? İki tane alsak yeter. Fazlası belli olur. Tut lan ucunu. Selamun aleyküm. Hüseyin. Pamuk kurdu Hüseyin. Ne yapacaksın, bu pamukları işletme mi kuracaksın? Şey ağam, o şu şeyden. Neyden? Yazıklar olsun lan Hüseyin. Hanginizi aç açık bıraktık ulan burada? Ama sen aç olduğun için değil, aç gözlü olduğun için yapıyorsun değil mi bunları? Utanmıyor musun lan bunu yapmaya? He? Utanmıyor musun? İnsan ekmek yediği yerin malını çalar mı? Aslında sen mal çalmıyorsun, namusunu çalıyorsun, farkında değilsin. Çetin, ara polis de gelsin alsın şunu, gözüm görmesin daha fazla. Baş üstüne. Ağam ne polisi? Biz bir balya aldık. Ulan çaldıktan sonra ha bir altın almışsın, ha bir iğne. Ne fark eder? Bir balya almışmış. Evlat bak bunlara... Bırakın, bırakın gitsin, bırak. Çetin, bırak. Ağam. 1,5 tona yakın pamuk çaldım. Yanına mı kalacak? Değmez oğlum, değmez. Bu korku ona yeter Çetin. Şimdi bunu polise verirsek sabıkasına yazılır. Kimse iş vermez bunu. Bizden bulmasın belasını. Hadi bakayım, şu balyaları toplayın. Hadi Çetin, hadi alın bunları kaldırın buradan. Hadi çabuk. Evlat. Gel. Sen şimdi bana söyle bakayım. Ne oldu netice? Hangi netice? Maç neticesini sormuyorum herhalde. Hekim Hanım'ın annesi diyorum. Seni damatlığa kabul ediyor mu, etmiyor mu? Vallahi baba pek renk vermedi. Ama beğendi gibi. Tam emin olamıyorum. Gibi mi? O sana kurban olsun, senden iyi damat mı bulacak? Nasılmış gibi? Kendi kaybeder evlat. Hem Hekim Hanım seni beğeniyor. Annesi şimdi beğenmezse sonra beğenir. Fark etmez, tanıyınca beğenir. E hadi bir kebap yiyelim, acıktım ha. Ya hadi yiyelim. Çetin. Hadi Çetin. Hadi gel. Geliyorum abi. Şöyle soğanlı muğanlı güzel bir ciğer kebap yiyelim. At mı bindin? Uzun zamandır binmiyordum, özlemişim. İyi olmuş o zaman. Demir, dün gece Fehmi diye bir adam geldi kapıya. Sana söyleyecekleri varmış. Bana söyledi değil mi? Ama söylemedi, çekip gitti. Kim o? Mühim biri değil. Soğuk hava deposunda çalışıyor. Niye gelmiş? Bilmem. Vardır bir sıkıntısı. Öğreniriz. Başka?
Başka ne olacak kendine? Tuhaf değil mi? Soğuk hava depomuzda çalışan bir adamın gecenin bir vakti gelip kapımıza dayanması. Bunlar saygı nedir, görgü nedir bilmezler anne. Sen kafanı yorma. Gece vakti benim evimde ne işim var? Ağam ben... Ben ne dedim sana? Karda yürüyeceksin, ayak izini belli etmeyeceksin demedim mi? Ne işim var benim evimde? Korktum ağam. Galiba Fekeli benden şüpheleniyor. Neden şüpheleniyor? Ne yaptın ki? Ekmek Musal çağırsın. Bir şey yapmadım ağam. Niye şüpheleniyor o zaman Fehmi? Gündüz nöbetine beni verdi ağam. Bu mu yani? Ortadan kaybolayım mı? Saçma sapan konuşma Fehmi. Öyle icap etmiştir. Bunda bir şey yok. Sen işine devam et. Ama tek bir yanlışında ne olacağını biliyorsun Fehmi. Tövbe ağam. Sen ne dersen o. Ne dedi? Çocuğu pek gözüm tutmadı dedi. Hem ne o böyle koca fırını sırtlanmış gelmiş. Sen kendine bir fırın almaktan aciz misin dedi. Bayılmış bir sana deli. Hadi canım. Bak şöyle dedi. Çok dürüst, görgülü, düzgün konuşuyor. İstanbul terbiyesi aldığı belli dedi. Başka? Ay başka ne desin Yılmaz kadın? Yakışıklı falan demedim ya. Yani... Harika bir şey sayılmaz ama idare eder dedi. Benim için önemli olan senin saadetin dedi. Hakikaten böyle mi söyledi? Çok sevindim. Baban gibi mesele çıkaracak diye çok korktum. Ben de. Ama sende artık nasıl bir şeytan tüyü varsa... hiç kimseleri beğenmeyen Sevil Hanım'ı bile bayağı etkilemişsin. Bana fırın alman da çok hoşuna gitmiş ayrıca. Bu çocuk senin üstüne titrer diyor. Titrerim. Titrer misin? Titrerim. Vallahi Fekeli'yi adam sanıyorlar. Yanında çalışıyorlar ya, ben ona yanıyorum ya. Yahu kardeşim niye orada el pençe divan duruyorsunuz? Aldıkları da para değil biliyorsunuz. Aa, Demir Bey geliyor. Dağılın, 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 dağılın. Beyim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gafur. Ne var ne yok? Allah'a şükür beyim, çalışıyoruz. Bir sıkıntı yok. Ne konuşuyordunuz zırgatlarla? Yemeğinden mi şikayet ediyorlar? Yok beyim, sizin verdiğiniz yevmiyeden şikayet eden taş olur, taş. Yok, kim arıyor Çukurova'da bu kadar yevmiye? Şeyden bahsediyorlar. Fekeli, Hüseyin'i kovmuş Çırçır'dan da onu anlatıyorlardı. Hüseyin'i mi kovmuş? Niye? Vallahi bilmiyorum. Öğrenemedim ama öğrenirim. Ya zaten beyim, ben onlara da söyledim. Fekeli'den ne bekliyorlar? Yani adam da bir defa şey yok. Vicdan yok, adalet yok, merhamet de yok beyim. Yani Yılmaz'da da yok. İkisi Adana'da ancak böyle artist artist gelsinler yani. Adam sayıyorlar bunları da. Merhaba Şermin'cim. Misafir kabul ediyor musun hayatım? Edeyim. Edeyim de... bu sefer hangi mevzuda azarlayacaksınız beni yenge? Aşk olsun Şermin. Ben seni ne zaman haksız yere azarladım ki? Nasılsın Şermin'cim?
İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bak sana ne getirdim. Anneciğinin hatırası. Kaç yıl önceydi hatırlamıyorum. Venedik'e gitmiştik. Annem, baban, ben, Adnan. Allah üçünü de rahmet eylesin. Otelin karşısında bir kuyumcu vardı. Bilirsin benim mücevhere olan düşkünlüğümü. Sabahın erken saati ben hemen vitrinin önüne gittim. Bir baktım bunlar. Ay bayıldım. Fakat çok erken olduğu için kapalıydı dükkan. Neyse sonra alırım falan dedim. Ama gezdik tozduk, ben unutmuşum. Tam gideceğim gün aklıma geldi. Gittim dükkana, içeri girdim. Dediler ki satıldı. Nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm sana anlatamam. Sonra Türkiye'ye döndük. Bir iki gün geçti. Anneciğin geldi. Bak vallahi nasıl tüylerim diken diken oluyor. Aha. Elinde bu kutu. Bana dedik ki hünkârcığım bunları sana aldım. Benden sana yadigar olsun, bana hediye almış. Ay ay, eskiden dostluklar vardı tabii. Ah, ah. Çok güzel ama değil mi? Ben de sana getirdim. Annenin hatırası. Artık sen de Betül'cüme verirsin belki. Nasıl istersen. Teşekkür ederim. Çok düşüncelisiniz de bunca yıl sonra niye veriyorsunuz bana bunu? İnsan düşünüyor. Şermin'cim ben de düşündüm. Yani niye biz böyle olduk çocuğum? Niye? Sen Demir'le akrabasın çocuğum. Aynı kanı taşıyorsunuz, aynı soydansınız, aynı bahçede büyüdünüz. Keza anneciğinle babacığınla biz öyle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Yani ne oldu da böyle olduk biz? Acaba bizi ölümler mi birbirimize düşürdü? Ne oldu yavrum? Hiç şöyle kendinize bakmak aklınıza gelmiyor değil mi? Hiç. Yo, tabii ben de hatalar yaptım. Demir de yaptı. Ama sen de yaptın. İnsanız, insanız. Tabii ki hata yapacağız. Hatasız kul olmaz yavrum. Fakat ailemizin içindeki bu geçimsizliğe artık bir son vermenin zamanı gelmedi mi Şermin? Hı, çocuğum. Ben hatalarımı telafi etmeye hazırım. Betül'e para yollayarak mı telafi edeceksiniz? İstemem, sağ olun. Aa bak ama yapma. Aramızdaki bu kırgınlık, dargınlık, hayır hayır bu Betül'ü hiç ilgilendirmez çocuğum. Biz Betülcüğümüzü hiç mağdur bırakır mıyız Şermin? O bizim kanımız, canımız yavrum, olur mu öyle şey? Yenge, benim alnımda aptal mı yazıyor Allah aşkına? Ha? Ben sizin derdinizi bilmiyor muyum? Vallahi ve billahi ben buraya güzel güzel konuş... Ay ne güzel güzel konuşması canım. Ben sürünürken hiç aile olduğumuz aklınıza gelmiyordu. Ne zaman konağı Yılmaz'a sattım, o zaman hatırladınız. Sizin derdiniz aile falan değil. Bu konak yenge, bu konak. Yılmaz'a sattım diye kuduruyorsunuz değil mi? Kudurmaya da devam edin. Bundan sonra ne dava açacağım ne başka bir şey yapacağım. Bu konak artık Yılmaz'ın. Ama sana iyilik hiç yaramıyor. Hiç. Ya ne iyilik yaptınız siz? Bir Betül'ü okuttunuz diye. Evet, okuttuk, okutmadık mı? Nankör. Nankörlük senin kanına işlemiş. Aynı kandan olduğumuza göre. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Elin oğlu boşu boşuna babasının hayrına sana iyilik yapmaz. Bir gün ödersin ona. Ayağın takılıp da çukura düştüğünde o çamurun içinden sadece ailen çekip çıkarır seni. Madem ki artık aileni de sildin, ben de seni siliyorum
umurumda bile değilsin artık. Demir. Ne oldu anne? Bak, bundan sonra yağmurlu havada bile su yok bu Şermin'e, anladın mı? Ölüyorum dese su vermeyeceksin. Ben sana dedim iyilikten anlamaz diye. Ama bize muhtaç olduğunda göreceğim beni. Bize muhtaç olduğunda göreceğim ben seni. Hadi buyurun, şöyle oturalım. Cengaver, nasılsın? Sağ ol, sen? İyiyiz, teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Siz daha mı uzattınız küstüğümü Demir? Artık barışsanız. O iş bitti Rıdvan. Cengaver abi. Hayırdır Hakkı? Abi, bu bilezik sahte çıkmış da ustam yeri gönderdi. Öbürlerine tamam dedi de, parası helal hoş olsun. Tamam, ama bu... sus lan sus. Tamam, ben ustana uğrarım. Hadi. Hadi oğlum, hadi. Cengaver. Nihal'in bileziklerini mi sattın? Sana söyledim gel borcunu ödeyeyim diye. Ama beni dinlemedin. Dostluğumuz bitmiş olabilir. Ama zorda kalanlara kapımız açık. Bağır. Daha duymayan vardır. Bağır, ilan et herkese. Dostluğumuz iyi ki bitmiş Demiryaman. İyi ki bitmiş. Sıkıntımı ele güne ilan eden adamla dost olmakla ben hata yapmışım zaten. Yazıklar olsun. Sana değil, bana yazıklar olsun. Sen yaparken iyiydi. Vaziyeti halen bozuk mu? Bozuk Rıdvan, bozuk. İşin kötüsü iyilikten de anlamıyor. Oğlum, bak buraya. Cengaver. Ne oldu? Cengaver. Cengaver, ne oldu ha? Bir şey söyle, gözümü seveyim. Cengaver, gözümü seveyim Allah aşkına, bir şey söyle bana, ne oldu? Kırk yıllık arkadaşını iki paralık ettin ya. Erkekliğe sığar mı bu be? Demir mi? Ben de cengaverdim. Bunu senin yanına bırakmam. Demir Yaman. Alo. Merhaba Yaman Hanım. Ali Rahmet. Hayrola? Seninle bir konuşmamız lazım. Nedir mesele? Söyle. Yok. Yüz yüze konuşmamız lazım. Bir şey mi canın sıkıldı senin? Yok. Yok bir şey. Biz seninle bu çocukların mevzu kan akmasın. Hiç kimsenin canına zarar gelmesin, öyle kapansın diye konuşmadık mı? Evet. Sen beni iyi bilirsin Yaman Hanım. Kalbimden geçmeyeni dilime değdirmem ben. Ben bütün söylediklerimde samimiydim.
Seninle olan kavlimize uymak için ne icap ederse sonuna kadar yapmakta kararlıydım. Ya sen? Sen kan akmasın derken samimi miydin? Evet. Niye böyle şeyler söylüyorsun ki? Ben en az kendim kadar seni de düşünüyorum. Bir daha bir evlat kaybetmeni ister miyim? Niye durup dururken böyle şeyler söylüyorsun? Yok. Bu durup dururken değil. Bunu durup dururken söylemedim. Şu arabanın plakasına baksanıza. Hadi çabuk. Ne oldu, gördünüz mü? Yok ağam, çamurluydu, göremedik. Kim yaptı? Senin oğlum burada olduğunu bilmiyordu herhalde. Ne demek istiyorsun sen? Hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk. Annem evde mi? Yok beyim, evde yok. Nerede? Vallahi bilmiyorum. Aha geldi beyim. Hoş geldiniz büyük hanım. Merhaba anne. Ne oluyor? Demir, sen ne yaptın? Ne yapmışım ki? Fehmi denilen adam buraya o konuyu konuşmak için geldi, değil mi? Hangi konuyu? Fekeli ile bugün bana ateş ettiler. Ne demek ateş ettiler? Bayağı ateş ettiler işte. İyi misin peki? İyiyim, yok bir şeyim. Allah'tan Fekeli yardım etti. Yoksa çoktan Allah'ın rahmetine kavuşmuştum ben. Nasıl oldu, anlat bana. Fekeli ile birlikte bu yol vermezin kahve var ya, orada oturuyorduk. Bir takım... Fekeli yol vermez mi? Senin Fekeli ile ne işin var? Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Bana ateş ettiler diyorum sana. Ateş ettiler, ölüyordum. Taradılar bizi. Sen Fekeli ile oturmama mı takılıyorsun? Lanet olsun. Şu düşmanlığı bitirmek için gittim konuşmaya. Ama tabii orada olacağım senin hiç aklına gelmedi, değil mi? Hiç aklına gelmedi. Ne gelmedi aklına? Söyle anne. Söyle, aklındakini söyle, açık açık söyle. Söyle. Oğlum, ateş ettiler diyorum sana. Ölüyorduk diyorum ben sana, anlamıyor musun? Ben yaptırdım yani. Benim katil olduğuma inandın değil mi? Fekeli'nin tek düşmanı benim sanki. Bu adam 20 yıl içeride yattı. Kimle o sümeti var biliyor musun? Hayır. Adam babamın katili ama öz annemin gözünde katil benim, öyle mi? Bizim var olsun. Allah'ım, ben bugün ne yaşadım ya Rabbim? Allah'ım, ben bugün ne yaşadım?
Annem her şeyi benim yaptırdığıma inanıyor. Sen böyle bir şey yaptırmış olamazsın. İnanıyorum ben sana. İhracat yine yaparız ama kooperatif olduğumuz zaman daha güçlü oluruz. Evet, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun ha. Vallahi doğru. Kimse geliştiremez. Yılmaz abi, Yılmaz abi. Ne oldu? Fekeli Han'la Demir Yaman'ın anasının üzerine ateş açmışlar. Ne? Yollar mezdelermiş. Silahla ateş açmışlar. Çok şükür bir şey olmamış abi. Ulan Allah'ın verdiği canı Allah alır. Sen beni öldürtebilir misin? Yaman'ın demir. Yamanlık senin sadece soyadı. Jandarmaya gitmeyecek miyiz abi? Ne diyeceğiz oğlum? Çetin jandarmaya gidip. Anasıyla oturup kahve içiyorduk. Oğlu geldi bizim üstümüze ateş açtırdı. Onu mu diyeceğiz? Evlat hoş geldin. Nasılsın? Gel bir soluklan bakalım. Doğru mu duyduklarım? Hele bir soluklan. Bir şey yok. Bir şey yok evlat. Çetin söyle Nazire'ye bir kahve. Ne kahvesi baba? Doğru mu duyduklarım? Ateş mi açıldı üzerine? Bir şey yok evlat. Bir şey yok diyorum. Sakin ol. Yılmaz! Yılmaz! Çetin koş benim arabaya hazırla. Çabuk. Baş üstüne al. Yılmaz! Çabuk! Seher, içeri alalım mı artık? Üşümesin Adnan. Bu Seher'in üstündeki Süleyha'nın eskisi değil mi? He, Yemeni'yi de atmış. Daha dün derede çamaşır çitleyen Seher. Bugün üstündeki entariye bak. Sanki çok anlıyor bebe bakmaktan da. Dada diye aldılar bir de konağı. Saniye. Heh. Kız bir bak hele. Ne? Ya bir gel hele. Kim bu kokan ha? Buralı değil ha. Ne bileyim, Şermin Hanım'ın misafiri herhalde. Hiç görmedim. Ne güzelmiş bahçeniz. Evet, güzeldir. Allah Allah. Kız çok toz çıkarma ha. İyi, yürü. Buyurun Sevil Hanımcığım. Teşekkür ederim. Nasıl sevindim sizi gördüğüme. Sabah Müjgan, Sabahattin abi de bizim hastanede çalışıyor deyince aman dedim ben göreyim seni. Çok iyi yaptınız. Kaç sene oldu görüşmeyeli. Ay özledim vallahi. Ben de çok özledim. Epey oldu. Sabahattin nasıl? İyi, nasıl olsun? Sabah akşam hastanede işte. Onu da bir görmek isterim. Tabii. Yani bir akşam hep beraber yemek yeriz. Nasıl olsa daha buradasınız değil mi? Buradayım şimdilik. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Çık dışarı!
Sen bu işe karışma. Ben bu işe karışırım. Evlat arabana bin. Demir, Demir. Anne bırak. Hakkımı helal etmem. Bir damla daha kan akarsa hakkımı helal etmem. Yemin ediyorum Demir yapma, gözünü seveyim. Ne olur hayır anne, hayır bırakamam, bırakamam Demir. İndir silahını, bin arabaya evlat. Binmeyeceğim arabaya. Senin ne babusa ne de mezara bırakırım. Bin o arabaya. Evlat bin arabana. Eğer binmezsen bir daha bana baba deme. Baba, bıçak kemiğe dayandı. Bu işe karışma git. Öyle mi? O zaman önce beni vuracaksın. Sen de beni vur. Vur. Yapma. Sütümü helal etmem. Sütümü helal etmem. O silahı bırakmasan sütümü helal etmem. Ölümü çiğnetmeden yaptırtmam sana bunu. Vur hadi. Demir annem, Allah aşkına. Demir, hadi anne. Aman Allah'ım. Nasıl insanlar böyle? Neredeyse öldüreceklerdi birbirlerini. Sonunda böyle olacağı belliydi. Yani bu gidişte biri mezara, biri hapse girecek. Kanım dondu. Resmen kanım dondu. İyi misiniz? Değil. Ah, gel başa. Düzelteceğiz Zeman'ı. Sen yüreğini ferah tut. Ya düzelteceğiz ya da düzelteceğiz. Söndürme gözlerini. Canım hiçbir şey yok, tamam mı güzelim? Paşa yara, gelsin bu katilleri yakalasın. Tamam annem, tamam canım benim. Hadi sen odana git. Hadi bir tane benim. Demir, nereye gidiyorsun Demir? Demir, nereye gidiyorsun? Çekil anne. Demir, nereye gidiyorsun? Jandarmaya gidiyorum. Gidemezsin, herkes öğrenir. Adana'nın öğrenmediği bir şey kaldı mı ki anne? Sen bile inanmıyorsun bana. Hakikatin ne olduğunu jandarma çıkaracak ortaya. Merhaba. Hoş geldiniz Demir Bey. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Hayırdır Demir Bey? Bir şikayetim olacak komutanım. Hünkar Yaman'la Ali Rahmet Fekeli'nin aralarında bir husumet oldu mu? Yok komutanım. Güzel güzel kahve içiyorlardı şurada. Hadise nasıl oldu? Vallahi bir anda oldu. Şuradan bir araba geldi. Ne olduğunu anlamadan ateş etti gitti. Arabayı gördün mü? Gördüm. Sarıya benzer bir renkti. Plakayı alabildin mi? Alamadım komutanım. Çamurluydu. Hünkar Hanım'la ikiniz miydiniz? Evet, ikimizdik. Niye bir araya geldiniz? Bazı meseleler vardı, onları konuştuk. Eski husumet miydi mevzu?
Hünkar Hanım'ın beyni vurmuşsunuz. Sen 20 sene önceden bahsediyorsun komutan. O mevzu çok eskide kaldı, mazide kaldı o. Cezamı çektim. 20 yıl mapus yattım ben. Bitti o iş. Ayrıca biz hasım olsak oturup beraber kahve içer miyiz? Şüphelendiğiniz biri var mı? Vallahi benim kimseyle bir husumetim yok. Ama benle zoru olan var mı onu bilmiyorum. Onu bulmak da senin vazifen. Biz tahkikata devam edeceğiz Ali Rahmetli. Bir diyeceğiniz olursa karakola bekliyorum. Gelirim komutan. Selametle. Niye gelmiş jandarma? Yaman'ların demir şikayetçi olmuş. Hem suçlu hem güçlü bir de şikayetçi mi olmuş? Yaman'ın demir işte. Husumetli olduğunuz veya şüphelendiğiniz birileri var mı Hünkar Hanım? Kimin işi olabilir? Hedef annem değildi komutan. Hedef Fekeli'ydi. Annemi kim ne yapsın? Fekeli'nin bir sürü düşmanı var. Bence gidin kimin yaptığını Fekeli'ye sorun. Kahve içmiştiniz Fekeli'yle. Evet. Bir arsa mevzusunda konuşacaktık. O yüzden bir araya geldik. Benim yerime Tunca nöbetçi olacaktı ama amcası kalp krizi geçirince acil çıkması gerekti. Olsun, mühim değil. Sen beni düşünme. Olur mu anne? Seni yalnız bırakmış oldum. Hiç içime sinmiyor. Ne olacak? Müzik dinlerim. Kitap okurum. Uykum gelince de yatar uyurum. Dolapta yemek vardı, yeseydin. Yedim, yedim. Sen beni merak etme. Ben iyiyim. Sesin hiç iyi gelmiyor ama. Bir şey mi oldu? Başım ağrıyor. Migrenin mi tuttu acaba? Sevil abla mı? Versene bir sesini duyayım. Anne bak, Sabahattin abi burada. Bir sesini duymak istiyor. Veriyorum. Ver konuşayım. Sevil ablacığım, nasılsın? İyiyim Sabahattin'cim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gelmişsin. İnşallah görüşürüz gitmeden. Görüşürüz, görüşürüz. Ben sizi fazla meşgul etmeyeyim. İşleriniz çoktur. Sesini duyduğuma çok sevindim. İyi akşamlar. Ben de. İyi akşamlar. Yılmaz'la tanıştırdın mı anneni? Tanıştırdım. İnşallah ters bir şey olmamıştır. Vallahi olmadı Sabahattin abi ya. Ben de şaşırdım. Yani hiç babam gibi davranmadı. Ki annemi biliyorsun, kimseleri beğenmez. Mesut olmanı istiyordun annen. Mesut olacağına ikna olduysa. Keşke babam da ikna olsa. Baban da olur. Baban diyormuş her zamanla. Yılmaz'ı bir tanısa ne kadar başka bir insan olduğunu anlayacak ama tanımaya bile yanaşmıyor ki. Zamana bırak. Bazı şeyleri zamana bırakmak lazım. Sen yeter ki sevginin arkasında dur. Sevgi tüm engelleri aşar. Yandık Saniye, vallahi yandık. Bittik, kül olduk ha. Hem de cayır cayır gafur. Hem de cayır cayır. Yani ben şimdi mutfağıma gitmek için ta böyle bu duvarı aşacağım, ortadan tavaları aşacağım. Öyle mi gireceğim konağa? En az 15 dakika çeker. Yılmaz. Ulan Yılmaz. Kız bu zibidinin elinden çektiklerimiz bitmeyecek mi Saniye? Ya büyük hanımlar ayrı çekiyor, biz ayrı çekiyoruz ha. Bari bir kapı yapsalar. Hiç olmazsa ben güne 20 defa konağa gidiyorum. Yani 20'den 15 kaç eder? Git konuş büyük hanımla. Konuşacağım Saniye. Vallahi de billahi de konuşacağım. Ya biz de insanız, dolap beygiri değiliz. Biraz da bizi düşünsünler. Gideceğim konuşacağım. Büyük hanım diyeceğim. Bakın buraya güzel bir kapı açtırıyorsunuz. Ya illa ben mi söyleyeyim? Siz düşünün birazcık da ya bunu. Yok konuş. Şimdi güzel güzel konuş, tepesi atık zaten, bir de sen attırma. Saniye başlarım ben onun tepesine ya. Ya ben karımı sokakta mı buldum ya?
Günde 40 defa buradan git gel git gel. Ya sen narin kadınsın canım. Olmaz, katiyen olmaz. Müsaade etmem ben buna ya. Konuşacağım ben. Kolay gelsin. Ama hadi ya, sabahtan beri bu kadar mı ördünüz? Çabuk Abdi. Akşama kadar bitecek bu duvar. Hadi oğlum. Gaffur, motorcu aradı oğlum. Su motorunu yapmış, git al. Taktıralım onu da, tamam mı? Şimdi gidelim Bilkan. Şey için diyorum ben, sonra konuşuruz zaten. Tamam, hadi yürü. Ay delirmiş bunlar. Yenge ne oluyor? Ne demek oluyor bu? Bahçeleri ayırıyoruz Şermin. Artık herkes yerini bilecek. Ne demek bahçeleri ayırıyoruz? Ya yola nasıl çıkacağım ben? Bak böyle çiftliğin etrafından dolaşacaksın. Hem iyi olur, biraz hareket edersin. Saçmalamayın yenge. Yıkacaksınız bu duvarı. Anlamadım. Yıkacaksınız yenge. Allah Allah. Beni sinirlendirmeyin yenge. Eğer bu duvarı yıkmazsanız vallahi kapı kapı gezer, bu rezaleti herkese ilan ederim. Sen hiç zahmet etme. Biz ilan ettik zaten. Al. Hadi. De? Akrabalıktan red mi? Görülen lüzum üzerine Şermin Arcan'ı akrabalıktan reddediyoruz. Kendisiyle herhangi bir münasebetimiz kalmamıştır. Tüm Çukurovalılara saygıyla duyurulur. Kar Yaman Demir Yaman. Dörde kadar nöbetim. Başhekim izin vermedi. İlanı gördün mü? Gördüm gördüm. Büyük rezalet. Baksana adamcağız. Nasıl da üzgün. Çok yazık. Ben yapsaydım annem zahmet olmasın size. Çiçeklerle uğraşmak bana iyi geliyor. Dök bakayım şuradan biraz. Dök 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 dök. Ben dağıtayım onları. Ver biraz da. Hünkar Hanım. Gülten sen çık kızım. Hoş geldin Sabahattin. Uzun zamandır seni buralarda görmüyorduk. Artık itibarınızın pek ehemmiyeti kalmadı anlaşılan. Gazeteye böyle bir ilan verdiğinize göre. Tam tersi. İtibarımızın önemi olduğu için verdik o gazeteye ilanı. Öyle mi? Sizin için bir insanın şerefiyle, haysiyetiyle oynamak ne kadar kolay değil mi? Bunca seni aranızda yaşadım. Hala alışamadım. Her defasında şaşırıyorum yaptıklarınıza. Allah Allah. Bana Şermin'i mi koruyorsun sen? Yıllardır boşamak için kıvrandığın kadını. Şermin benim kızımın annesi. Tabii ki koruyacağım. Sabahattin, serbestsin oğlum. Boşanabilirsin. Artık Şermin'in bizimle hiçbir alakası kalmadı. Boşanmak için sizin müsaadenize ihtiyacım yok hünkârım. Şermin'e bunu yapmakta çok ayıp ettiniz. Ama korkarım ki sizin için de hiç iyi olmayacak. Vallahi ilk başlatan Şermin. Artık bundan sonra daha fazla ne olabilir ki? Ver patiyi bakayım, ver patiyi. Aferin benim kızıma. Zeki kızım benim bu. Zeki, zeki. Gel evlat. Canım benim, canım. Zeki kuşum benim. Zeki kızım benim. Buna öyle şeyler öğreteceğim ki... ...Yamanların Demir'le konuşmaya başlayacak. Kuzum. Garip. Canım. Hı? Gece vardiyasında eklenen kamyonlar yola çıktı. Kazasız belasız varırlar inşallah. İnşallah. Jandarmadan bir şey çıktı mı bu? Yok, bir şey çıkmadı. İfadeleri verdik, gittiler. Tamam işte. Sen Hekim Hanım'la görüşüyor musun? Şu ara telefonla görüşüyorum. Malum annesiyle vakit geçiriyor. Ha, o zaman doğru yapıyor. Çünkü misafiri evde bırakıp çıkmak pek münasip olmaz. Ne kadar kalacakmış annesi burada? Bir müddet daha buradaymış. Bir müddet daha buradaysa bir ziyaret etmek icap eder. Ben gittim. Gerçi geldiğinden haberim yoktu da. İşte tesadüf oldu. Biraz sohbet ettik. Ama sen ille de haberi olsun öyle git diyorsan. Yok, ben öyle demiyorum.
Ben diyorum ki beraber gidelim. Şöyle lacivertlerimizi çekelim, çikolatamızı, çiçeğimizi alalım. Allah'ın emriyle kızımızı annesinden isteyelim. İstemeyim. Sen Hekim Hanım'la evlenmeyi istiyor musun, istemiyor musun? Ya istiyorum baba da. Böyle ne bileyim aniden söyleyince bir. Evladım, uhuletle ve suhuletle olmalı. Yolu yordamıyla olmalı yani. E bu kızı da ağaç kavuğundan bulmadık. Bunun da bir annesi babası var. Hazır annesi buradayken Allah'ın emriyle isteyelim işte kız. Sen öyle münasip görüyorsan ne zaman gideriz? Onlar ne zaman çağırsa o zaman gideriz. Ben o zaman bir Müjgan'la konuşayım babam. Tamam, sen bir konuş. Ona göre duruma bakarız. Tamam, görüşürüz baba. Görüşürüz. Garip. Gel. Gel kızım. Gel benim kızım, gel. Gel yavrum, gel. Gel, garip. Ne var Çetin? Gene hangi felaket haberini getirdin bana? Hep böyle yapınca bir şey çıkıyor arkasında. Tamam. Fehmi yok. Al işte. Nerede Fehmi? Neden yok? Sabah işe gelmedi. Bizim çocukları evine gönderdim, kapı duvar. Fehmi ortadan kayboldu. Tahmin ettiğim gibi işte. Ulan Fekir, her şeyi bilmek zorunda mısın be? En son hanginiz gördü Fehmi'yi? Ben gördüm ha, dün. Var mıydı halinde, tavrında bir tuhaflık? Bir şey söyledi mi? Yok ha, her zamanki gibi sessiz sedasız durdu şurada. Evine kim gitti? Ben gittim ha. Kapı kilitli, perdeler de örtüktü. Komşularına sordum, akşamdan beri gören eden yok. Şu dakikadan itibaren tek vazifeniz o karşıma getirmek. Gidin köyüne bakın. O akrabaları vardı, kale içi mi, Aladağ mı ne bir yerde, onları yoklayın. Gideceği her yere teker teker bakın. Yerin altına da girse bulup getireceksiniz karşıma. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sadullah, siz tekrardan bir köye bakın. Onun bir dayısının oğlu vardı kasap. Siz ikiniz de oraya gidin, siz de merkeze bakın. Tamam, hadi bakalım. Herkes bir festivalden bahsediyor burada. Ne festivali o? Portakal Çiçeği Festivali. Nisan ayında, çok güzel olur. Gerçi ben bir kere gördüm ama bayıldım. Her yer portakal çiçeği kokuyor. Öyle güzel ki. Bu koku insanı iyiliğe inandırır diyor Adanalılar. De şey diyorlar, yoldan geçen iki kişi bile birbirine aşık edermiş. Hayret. Ama ben kışın geldim, yine de aşık oldum. Kıyıda köşede kalmıştır kokusu. O yüzden. Yüzük parmağını sıkıyor Müjgan? Niye? Yenisini alırken ona göre seçeceğim de ölçüsü iyi değil mi? Nereden çıktı ki bu yeni yüzük? Seni istemeye gelirken yeni yüzük almayayım mı? Ne? Ya bunun sözü var, nikahı var, nişanı var. Hep aynı yüzükle mi yapacağız? Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Söz diyorum, nişan diyorum, düğün diyorum. Ama seni önce istemeye geleceğiz tabii. Beni mi istemeye geleceksiniz? Gelmeyelim. Ay saçmalama, gelin tabii. Ne zaman geliyorsunuz? İşte sen o zaman gelin dersen. Peki bir sorun çıkar mı? Yılmaz ya. Ne sorunu çıkacak Allah aşkına? Ne bileyim, annen gelmemize bir şey söyler mi? Annem seni çok sevdi gerçekten. Sen bana güven. Ya sen onu tanımıyorsun tabii ki, haklısın ama... yani seni beğenmemiş olsa benim burnumdan getirirdi, eminim. O zaman gönül rahatlığıyla gelebilirsin. Aa, öyle arası bitmiş. Benim kalkmam lazım. Hastalarım bekler. Dur bir dur, ne zaman gelelim onu söyle. Alo, anne. Ay iyi ki çıkmamışsın. Ne oldu kızım? Bir şey mi var? Anne. Yılmazlar beni istemeye geliyor. İstemeye mi? Hı. Ne zaman? Sen git onlara. Hoş geldin beyim. Hoş bulduk. İsmail Usta, bu Cevahir'e gidecek pamuğu paketlediniz mi? Hallediyoruz beyim. Ama çuvalımız çok az. Tezgahlardaki pamuğa yetmez. Atölyeyi bir arasan da yollasalar. Tamam, hallederim ben. Tamam beyim.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır? Biraz vaktin var mı? Ne için? Seninle bir şey konuşmam lazım. Söyle, dinliyorum. Demir Yaman'la aramızda yaşanan olaylardan haberin vardır herhalde. Var. Sadece benim değil, bütün Çukurova'nın haberi var. Öyle. Alamat olduk Çukurova'ya. Rezil olduk. Demir'le biz şu kadarcıktan arkadaşlık yılmaz. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Eğlenceye birlikte gittik. Kavgaya omuz omuza girdik. Arkadaştan öteydik. Cenge var. Demir'e ben kardeşim dedim. Sırdaşım. Yoldaşım. Senin Demir Yaman'la olan mazim beni alakadar etmiyor. Ben de mazimizi anlatmaya gelmedim zaten. Dinliyorum. Ben senden af dilemeye geldim Yılmaz kardeşim. Ben sana yanlış yapmışım. Kusurumu bağışla kardeşim. Hakikaten böyle mi düşünüyorsun? Bir yalan dolan yoktu. Bütün samimiyetimle söylüyorum Yılmaz. Demir adam değilmiş. İnsan bile değilmiş. Çok geç fark ettim. Sen bana Demir benim karımı aldı diye anlatmıştın. Aslında ta o zaman ne mal olduğunu anlamam lazım. Çok geç. İnsan konduramıyor işte. 30 yıllık arkadaşını böyle konduramıyorsun işte. Aşk dedi, sevda dedi, gönül ferman dinlemiyor dedi. İnandırdı beni. Velhasıl bunca sene dostum diye bağrıma bastım adamın gerçek yüzünü görmek bugüne kısmetmiş. Ben hatamdan döndüm kardeşim. Sen de hakkını helal et ki içim rahat etsin. Madem ki hatamdan döndün, benden yana helal olsun. Sağ ol. Benim artık işe dönmem gerekir. Yılmaz. Aslında bir şey daha var. Benim sana bir teklifim olacak. Anne! Anne geldiler, koş! Kızım aç kapıyı. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. Annem Sevil. Ben Ali Rahmet Fekeli. Yılmaz'ın manevi babasıyım. Memnun oldum. Yılmaz'ı zaten tanıyorsun. Nasılsınız Sevil Hanım? Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Ne zahmet ettiniz? Zahmet değil, adet adet. Hadi girelim, gel. Bizim Adana'mız güzeldi. Nasıl, beğendiniz mi Adana'mızı? Gezip görme fırsatınız oldu mu? Biraz. Müjgan'ın işi olmadığı zamanlarda götürdü bir yerlere. İnşallah daha sık gelip gidersiniz de biz de elimizden geldiği kadar sizi burada ağırlarız, misafir ederiz. İstediğim kadar çok köpüklü olmadı, özür dilerim. Estağfurullah Hekim Hanım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gördüğünüz gibi gençler çok heyecanlı. Hadi bir an önce konuş diye gözümün içine bakıyorlar. İsterseniz onları daha fazla heyecanlandırmadan ben mevzuya gireyim. Şimdi malumunuz biz hayırlı bir iş için buradayız. Yılmaz oğlumla Müjgan kızım birbirlerini görmüşler, tanımışlar, sevmişler. Hayatlarını birleştirmeye karar vermişler. Tabii biz aile büyükleri olarak onların bu muratlarını... Birbirlerini görmüşler, sevmişler kısmına bir şey diyemem beyefendi. Ancak
birbirlerini tanıdıklarını kabul etmiyorum. Anlayamadım ben. Müjgan oğlunuzu da sizi de tam manasıyla tanıyamamış. Nasıl insanlar olduğunuzu idrak edememiş. Anne. Biz nasıl insanlarız efendim? Silahlı insanlarsınız beyefendi. Gözünüzü kırpmadan silah çekip ateş eden insanlarsınız. Siz beni kör mü zannettiniz? İki kişisiniz ama üç arabayla geldiniz. Kapıda fedaileriniz bellerinde tabancayla bekliyorlar. İşinde gücünde kimseye zararı olmayan insanlar böyle silahla, fedaiyle dolaşmaz. Ancak eşkıyalar, haydutlar böyle dolaşır. Anne ne biçim konuşuyorsun? Benim de eşkıyaya, hayduta verecek kızım yok. Sevil Hanım, biz ne eşkıyayız ne de haydutuz. Biz sadece kendini korumaya mecbur kalmış insanlarız. Ayrıca insanı öldüren silah değil, gene insandır. Siz şimdi bizi öldürdünüz, farkında mısınız? Anne ne biçim konuşuyorsun? Göründüğü gibi değil hiçbir şey. Müjgan, ben göreceğimi gördüm. Rica ediyorum uzatma meseleyi. Anne lütfen. Sevil Hanım, eğer beni dinlerseniz... Neyini dinleyeceğim? Sen elinde silahla milletin evini barkını basmadın mı? Daha dün gözümün önünde kapıları kırarak Yamanların bahçesine girmedin. Demir Yaman'a silah çekmedin mi? Baban havaya ateş açmasa adamı öldürmeyecek miydin? Yılmaz, doğru mu? Doğru. Demir Yaman babam üzerine ateş açtı. Ben de konağa bastım. Yanlış yaptım. Bakın beyefendi, sizin de oğlunuzun da çok iyi insanlar olduğunuza dair hiçbir şüphem yok. Ev basmak için de muhakkak çok iyi sebepleriniz vardır. Ama size takdir edersiniz ki bir anne olarak böyle bir vaziyete göz yummam imkansız. Ayrıca çok farklı aileler olduğumuz ortada. Anne ben Yılmaz'ı seviyorum. Ne? Ben Yılmaz'ı seviyorum. Müjgan, kızım sen Yılmaz'ın nasıl bir hayat yaşadığını bilmediğin için... Ben her şeyden haberdarım. Biliyorum. Onu böyle seviyorum. Olduğu gibi. Hepsi benim kabulüm. Müjgan, aşk sevgi her şey değil. Yüreğin ağzında bir hayat yaşamana müsaade edeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Senden müsaade istemiyorum ki. Ben bu yüzüğü parmağıma taktığım gün tercihimi yaptım. Tamam Hekim Hanım. İzin verirsen bir şey söylemek istiyorum. Annen doğru söylüyor. Evet, bizler yeri geldiğinde silah taşıması icap eden insanlarız. Ama içinde kurşun olmayan silahlarımız da var bizim. Bilgi, sevgi gibi. Adalet, cesaret, merhamet, haysiyet, ibadet gibi. Yaşadığımız insanlar ve şartları yüzünden silah taşımak mecburiyetinde kaldık. Doğrudur. O yüzden şimdi Yılmaz bir daha eline silah almayacak diyemem size. Ama ben... Ama bir dakika Hekim Hanım. Ama ben aşka inanırım. Biz silah taşıdığımız gibi aşkı da üstümüzde ölesiye taşırız Sevil Hanım. İnsanı insan yapan da aşktır, sevdadır. Aşkı elinden alınmış insan yarım insandır. Bizim evvelimiz de, halimiz de, istikbalimiz de aşktır. İçimiz dışımız aşktır bizim. Şimdi sen Hekim Hanım, eğer Yılmaz'a olan aşkından eminsen... Yılmaz'ın sadece dışını değil, içini de göreceksin. Gördüğün kadar görmediğini de seveceksin. Bu halinle Yılmaz'ı kabul ediyorum diyeceksen... benim başımın tacısın, gelinimsin. Ama yok, ailemi çiğneyemem, onlar ne diyorsa onu yaparım diyorsan da... o da kabulümdür. Saygı duyarım, hürmet ederim. Senin hanım gönlün bilir hanım kızım. Benim ailem Yılmaz. Benim ailem sizsiniz. Müjgan. Ben aşkı seçiyorum anne. Nasıl olacak bu iş babam? Annesi bu kadar karşıyken. Gidilecek yol belli evlat.
İsterdik ki Ekim Hanım kızımızın annesinin gönlü kırılmadan bu işi yapalım. Gönlü hoş olsun. Sizin de saadetinize gölge düşmeden yüzükleri takalım ama... artık var bir hayır deyip geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Anne. Anne. Anne deme bana. Anne lütfen. Anne bir saniye anne. Geç içeri konuşalım. Sen aklını kaçırmasın. Adam elinde silahla ev bastı. Neredeyse katil oluyordu diyorum. Hala seviyorum diyorsun. Benim kızım bir katili nasıl sever? Anne ikide bir katil deyip durma. Katil değil o. Katilliği de ne? Ne? Baban haklıymış meğer. Senin yola geleceğin yok. Madem tercihini yaptın, aileni değil, o haydutu seçtin. O zaman silahlı, tabancalı, korku dolu ömrün olacak. Çekeceğin çilelere hazır ol Müjgan. Anne bir dakika, anne bir dakika. Müjgan, bundan sonra yüzümü ancak o adam hayatımdan çıktı dediğin zaman göreceksin. Yazıklar olsun. Ne yapalım? Ekim Hanım aşkı seçti. Yani seni seçti. O zaman bence artık bu işi uzatmayalım. Takalım yüzükleri. Bütün Adana, Çukurova her yer öğrensin. Alo. Alo benim. Müjgan. Yılmaz çok özür dilerim. Ben çok özür dilerim. Kendi adıma, annem adına çok özür dilerim. Müjgan özür dileyecek bir şey yok. Sen bir şey yapmadın. Böyle olacağını tahmin edemedim. Annemin böyle davranacağını bilseydim başka bir yol arardım. Müjgan üzme kendini. Tamam. Sana böyle davranmaya hakkı yoktu. Çok üzgünüm. Çok kırgın. Ama bak o senin annen. Yarın sabah sakin kafayla tekrar konuşursunuz. Yılmaz annem gitti. Bir daha kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim Müjgan. Annem bile olsa. Ben seninle olmak istiyorum. Ömrümün geri kalanını seninle geçirmek istiyorum. Benimle zor bir hayatı var mısın? Ben seninle her şeye varım. Sana silah bırakacağım diye söz vermiyorum. Annenin gördüğü gibi bir olaya şahit olmayacaksın da demiyorum. Ama seni koruyacağıma, kollayacağıma, seni mesut edeceğime söz veriyorum Müjgan. Ben senin yanımda olduğum her an mesudum zaten. Gündüzü
Sevgili Züleyha. İyi olacaksın, merak etme, ben senin yanındayım. İyi olacaksın. İstiyorum. Ha, sen iste yeter ki Aminden benim. İste yeter ki. Hayır, çok küçük bir parça var. Çok efendi bir çocuk. Çok da yakışıklı. Kimlerden bu? Yabancı değil anne, bizden. Yamanlardanım Aminden, Yamanlar. Hani Yamanlar var ya. Anneciğim, benim oğlum Demir senin torunun ya. Ay ne zaman evlendin sen? Babanın haberi var mı, var mı? Var. Bacağız. Saniye, hala çay tazeleyecek. Ay bunlar artık ortalığı iyice bir bıraktılar. Saniye. Sen onları bir bakışınla izaya getirirsin Hünkar Sultan. Of oğlum, vallahi artık öyle olmuyor. E nerede kızım, hani çay? Büyük hanım. Ne oldu? Ne bu? Redde teşekkür mü? Neymiş o? Bu sütünle vermiş oldukları ilanla beni akrabalıktan reddeden Hünkar Yaman ve Demir Yaman'a mensup olmaktan icap duyduğum, ancak rahmetli babam Şerafettin Yaman'ın aziz hatırasına olan hürmetim sebebiyle alakamı kesmediğim Yaman ailesine, beni kendileriyle akraba olmak gibi bir zilletten kurtardıkları için teşekkürü borç bilirim. İsabet olmuş. Hadi kızım, koy çayı. Hadi anlayayım ben onu. Beni kendileriyle akraba olmak gibi bir zilletten kurtardıkları için teşekkürü borç bilirim. Şermin Arcan. Ay hayatım, sen ne yaptın? Hak ettiler Füsun'cum. Ya, hak ettiler yani, yalan mı söylemişim? Ha, rezillikleri buradan Mersin'e yol olur. Utanıyor vallahi insan. Ay, gördüler mi şu anda ne yapıyorlar, çok merak ediyorum. Görmüşlerdir herhalde. Vallahi apışıp kalmışlardır. E kendileri kaşındılar şekerim. Öyle mendil kadar bir ilan verip beni korkutacaklarını sandılar herhalde. Görsünler bakalım ilanın hası nasıl oluyormuş. Ay Şermin, korkulur vallahi senden. Ay çok alemsin. Buyur kardeş. Var mı eksik gelik bir şey? Yok, her şey tamam. Anlaştığımız gibi. Eyvallah. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Ne zaman istersen buyur gel, kahvemizi iç. Eyvallah, gelirim. Ben de bizim bahçeye bekliyorum ha. Bir gün şöyle güzel bir mangal yaparız. İnşallah. Her şerde bir hayır gerçekten varmış. Kardeşim sandığım birini kaybettim ama senin gibi harbi temiz, delikanlı bir dost kazandım Yılmaz. Eyvallah Çengelver.
Müsait misin oğlum? Hayrola Çet? Fehmi'yi bulduk ağam. Dayısının köyüne saklanmış tabansız. Bizim çocukları gidip getirdiler. Aferin. Nerede şimdi? Bizim depolardan birini aldırdım. İyi. Hadi gidelim bakalım. Gidelim ağam. Buyurun. Hoş geldin Yaman Hanım. Hoş bulduk. Hayrola Ali Rahmet, niye beni buraya çağırdın? Hele bir içeri geçelim, anlarsın niye çağırdım. Yaman Hanım. Bu arkadaşın adı Fehmi. Yakın zamana kadar kendisiyle beraber çalışıyorduk. Biz ona güvenip canımızı malımızı emanet ettik. Ama o alçaklık yapıp bize ihanet etti. Seni tebrik ederim Fehmi. Alçaklık hiç bu kadar yükselmemişti. Hadi bakalım. Şimdi az evvel bize anlattıklarını Yaman Hanım'ın yanında da anlat. Bu ne Fehmi? Yılmaz abinin arabasının freni ağam. Peki kim kesti bu freni? Oğlum konuşsana. Kim kesti bu freni? Ben kestim ağam. Niye? Ne kötülüğünü gördün Yılmaz abinin? Haşa ağam. Hiçbir kötülüğünü görmemiş. Niye yaptın o zaman? Para için yaptım ağam. Demir Yaman arabanın frenini kesmem için büyük para verdi. Aldın mı paranı? Elden aldım ağam. Demir Bey elden teslim etti. Bu kirli ellerin iki kere daha kirlendi desene. Müsaaden olursa bir şey sorabilir miyim? Tabii Yaman. Buyur. Pek eliyle bana ateş eden sen miydin? Haşa hanımım. Katiyen ben değilim o. Ekmek Musaf çağırsın ben değildim. Ama... Ama ne? Demir Bey bir sürü paralı adam besliyor. Para için her şeyi yaparlar. Ay şu saçların güldüğüne bak ya. Ne yapıyorsun da bu saçlar böyle güzel oluyor? Aman Figen. Hiçbir şey yapmıyorum. Ne yapacağım? Buyurun. Bunu Yılmaz abi gönderdi. İyi günler. İyi günler. Neymiş o? Yılmaz yollamış. Hadi açalım. Ay Müşkan, rengine bak. Hadi al. Tutsana şu şöyle. Ver. Ay Müşkan, çok güzel. Güzel ay, değil mi? Bayıldım. Ben de çok. Heyecanlı mısın evlat? Çok. Baba sence hangisini takayım? Kravat mı? Hı. Oo. Bence siyah tak. Bak. Siyah. Siyah iyidir. Al. Beyaz buraya da siyah tak. Thank you.
Süleyha. He. Bak. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldin Hekim Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk efendim. Figen fakülteden arkadaşım. Ne güzel. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin doktor. Hoş bulduk Ali Rahmet abi. Ayakta kalmayalım. Hadi buyurun şöyle geçelim. Sen şöyle... Siz de böyle doktor. Evet. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. İyi akşamlar anne. Hayırdır, ne bu hal? Konuşmamız lazım. Konuşalım, gel. Burada olmaz, konuşmamız lazım, kalk. Anne, zaten yorgunum. Gel burada konuşalım. Kalk diyorum, burada olmaz. Kalk, beni takip et. Yok, yok, yok. Sol, sol. Evet, dinliyorum anne. Sen benim gözlerimin içine baka baka nasıl yalan söyleyebildin? Ne yalanı, ne oldu yine? Hani Yılmaz'ın arabasının frenlerini sen kesmemiştin? Hani hiçbir şeyden haberin yoktu? Anne, bunları konuştuk. Sana söyledim. Tekelinin tek düşmanı ben değilim. Allah aşkına bana artık yalan söyleme. Bak, bunu yapan adam bugün her şeyi itiraf etti. Fehmi, her şeyi anlattı. Devir, ben artık seni tanıyamıyorum oğlum. Sen nasıl bir arabanın frenlerini kestirtirsin? Senin o arabada karın ölebilirdi. Züleyha ölebilirdi. Böyle olsun istemedim anne. Ne olmasını istedin? Züleyha. Aslında ona zarar vermek istemiyordun. Sadece Yılmaz'ı öldürmek istedin, öyle mi? Böyle mi izah edeceksin? Bak, dinle beni. Ölüyorduk biz! Ben de Müşkan da ölüyorduk! Nasıl aptalım? Sen o yüzden o kadar ihtimam ettin bana hastanede. Vicdanın sızladığı için, değil mi? Hayır, seni ne çok sevdim biliyorsun. Hayır! İstemiyorum ben böyle sevgi! İstemiyorum! Sen artık bundan sonra benim için sadece can almaktan çekinmeyen bir canisin, anladın mı? Sen benim için bundan sonra bir tek, sadece ve sadece önüne çıkan herkesin gözünü bile kırpmadan öldürebilecek bir katilsin, anladın mı? Neydi bu çorbanın adı? Analı kızlı. Analı kızlı. Evet. Değil mi Nazire?
Evet Han. İsmi biraz değişikmiş ama tadına bayıldım. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık Manzire Hanım. Afiyet olsun. Vallahi yemekler o kadar güzel ki hangisini yiyeceğim bilmiyorum. Burada hepsinin tadına bakacaksın. Madem Adana'ya kadar geldin, hepsini yiyeceksin. Bak buradaki yemekleri başka hiçbir yerde bulamazsın. Nazire Hanım elleriyle yaptı. Ellerinize sağlık Nazire Hanım. Afiyet olsun. Nazire şalgam da ver. Şalgam. Ben biraz daha alırım Nazire abla. Çetin, önce misafirlerimize ya. Pardon. Bence bir tadına bakabilirim. Yalnız acıdır söyleyeyim. Ya. Ya. Acısız da var isterseniz. Ha, öyle mi? E tamam, ben acısız alayım o zaman. Ama bize olmaz diyorum. Ne olmaz anne? Ay, Demir'e gelin bakıyoruz ya. Serpil olmaz diyorum. Güzel kız ama nasıl söyleyeyim? İşte öyle, öyleymiş. Anladım anne. Züleyha, müsait misin kızım? Biliyorum çok kızgınsın. Ben de çok kızgınım Demir'e. Ama yavrum böyle küserek susarak olmaz. Konuşup anlaşmamız lazım Züleyha. Züleyha girebilir miyim kızım? Züleyha? Züleyha! Züleyha'yı gördün mü? Adnan nerede? Siz neden mi? Allah'ım Puset! Züleyha, bana bunu sakın yapma. Sakın yapma bana bunu. Nasıl yaparsın? Afiyet olsun aslanıma. Sağ ol canım. Ay. Afu, küpelerin olyası da var mıdır? Oğlum ne bileyim Saniye. Koyuncu muyum ben? Vardır herhalde. Yani kocacığım hani kolyesi de olsa şöyle gerdanımda güzel olmaz mıydı yani? Hani yakışmaz mıydı? Ha? Hani takım olsa şöyle. Tam olarak nereye Saniye? Ha yani bak bunu böyle düşün. Hı hı. Biraz aşağıda. Hı hı. Şu da böyle sarkacak. Hı hı. Onu da böyle aşağı doğru tam şuradan parladığını düşün. Tam şöyle hani. Kız senin tenine altın çok yakışıyor tam şuraya. Ha gidiyor bana gidiyor. Tam şuraya var ya o kadar güzel bir altın alacağım bir Saniye yemin ediyorum. Gafur! Saniye! Aracım ne oldu ya? Gene neye bağırıyor? Valla
bilmiyorum Saniye. Bu konağın gürültüsü, patırtısı bitmiyor, eksik olmuyor yani. Ya şurada ağız tadıyla bir hanımımızla şey yapamıyoruz. Şey yap. Gafur! Saniye! Büyük hanım! Züleyha'yı gördünüz mü? Ne zaman çıktı? Büyük hanım, gelin hanım konakta yok mu? Olsa sorar mıyım? Allah Allah. Himmet! Buyurun büyük hanım. Oğlum, gelin hanımı gördünüz mü? Arabayla çıktı büyük hanım. Ne zaman? Daha yeni çıktı. Niye izin verdiniz? Hanım, ama bize kimse bir şey demedi ki. Ne diyorsun Saniye? Yok, gene kaçtı yani. Bu saatte olmadığına göre bebe de yoksa gör o zaman yani artık. Hadi çabuk. Burada Saniye. Hı? Evet. Büyücen kızımın ve Yılmaz oğlumun parmaklarına bu yüzükleri takarken onlara birlikte omuz omuza yaşlanacakları, topluma ve insanlara faydalı evlatlar yetiştirecekleri uzun uzun saadet dolu seneler diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Mesut bahtiyar etsin. Evet, nacizane. Bizim de sana şöyle küçük bir, tut Çetin şunu, hediyemiz olacak. Yalnız ben bunu çok takmayı beceremem. Yardım edeyim mi? Çok iyi olur. Çok teşekkürler efendim. Efendim yok. Artık baba diyeceksin. Çok teşekkür ederim baba. Canım kızım. Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım, dans edelim bakalım. Thank you.